Herkese merhaba. Bugün uzun bir sürenin ardından Rönesans Sanatçılar serisine devam etmek istiyorum. Giotto'dan başlayıp Masaccio'yla da devam ederek pek çok Rönesans sanatçısını gördük ve artık yavaş yavaş yüksek Rönesans'a girmiş bulunuyoruz. Leonardo da Vinci bugünkü videomuzun konusu olacak. Şimdi bugüne kadar Masaccio heykeli, Brunelleschi mimariyi, Donatello ise heykeli temsil ediyordu. Tabii ki diğer disiplinlerde de eserler veren insanlardı bunlar. Ama biz daha çok işte heykel deyince Donatello aklımızda beliriyordu. Ama artık yüksek Rönesans'la beraber ve özellikle Da Vinci ile beraber, ki bu bahsedeceğim tabir daha çok Da Vinci için kullanacağımız bir tabir olacak. Rönesans adamı ya da Homo Universalis denilen bir kavram gelişiyor. Ve bu kavram tek bir konuda özelleşmiş bir yeteneğe sahip olan sanatçılardan çok, çok farklı, birbirinden belki de kimi zaman çok alakasız disiplinlerde çok yetenekli olan insana işaret ediyor. Mesela Google'a Leonardo da Vinci yazıp en basitinden Wikipedia açıklamasını bile okuduğunuzda pek çok sıfatı görüyor olacaksınız. Filozof, mühendis, askeri mühendis, ressam, heykeltıraş, mimar ve daha pek çoğu. Homo Universalis deniyor buna, dediğim gibi. Bu artık zaten önceden başlamış olan hümanizmin artık en doruk noktasına ulaştığımız anlamına geliyor düşünsel anlamda. İşte bu düşünceyi destekleyen eserler de yüksek Rönesans döneminde veriliyor olacak. Resimler, heykeller artık bambaşka bir boyuta taşınıyor olacak. Leonardo nesiller boyu noterlik yapan varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Babası yine varlıklı bir adam olan ve Floransa'da tanınan bir adam olan Ser Piero. Ama annesi hakkında ne yazık ki çok çok nadir ufak böyle mektuplar, isminin geçmesi dışında hiçbir şey bilmiyoruz. Annesinin adı Caterina ve Leonardo evlilik dışı bir şekilde dünyaya geliyor. Babası Leonardo'nun doğduğu yıl başka bir kadınla evlendiği için Leonardo'nun çocukluğu, yani bir 10-12 yaşlarına kadar annesinin yanında geçiyor. Bu arada söylemeyi unuttum, Leonardo Vinci köyünde doğuyor ve 12 yaşına kadar annesinin yanında orada kalıyor. Daha sonra 12 yaşına geldiğinde babası onu yanına Floransa'ya alıyor. Fakat demin değindiğim gibi bir evlilik dışı çocuk olduğu için aileden onu amcası dışında pek fazla kişi kabul etmiyor. Ve çok çok genç yaşta, 12 yaşlarında dediğim gibi, babası Ser Piero Leonardo'nun yeteneğini fark etmeye başlıyor. Ve bu ilgisini ve yeteneğini fark ettikten sonra onu o zamanki Floransa'daki en büyük usta olan Verrocchio'nun yanına çırak olarak vermeye karar veriyor. Öyle bir atölye düşünün ki Floransa'da artık bir yüksek Rönesans'tayız. Tabi o zaman dönemki insanlar ben yüksek Rönesans insanıyım gibi bir söylemde bulunmuyor ama yüksek Rönesans dönemi düşünün, o anki Floransa'ya ışınlanın ve Verrocchio'nun atölyesini düşünmeye çalışın. Burada Botticelli, Ghirlandaio, Perugino gibi pek çok ünlü Rönesans sanatçısıyla beraber Leonardo tanışıyor ve onlarla adeta sıra arkadaşı oluyor diyelim. Burada Leonardo da Vinci'nin üstün yeteneğini kanıtlayan ufak bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Vasari'nin aktardığı bir hikaye ve dolayısıyla biraz da abarttığını bildiğimiz, bilmek durumunda olduğumuz bir hikaye. O yüzden de bu hikayeyi ben Vasari'den size aktarıyor olacağım. Doğruluğu yanlışlığını hiçbir şekilde zaten teyit edemeyiz ama Vasari'den aktardığım her hikayeyi biraz abartıldığını düşünerek dinlemenizi veya da okurken bu şekilde okumanızı tavsiye ederim. Verrocchio, İsa'nın vaftiz edilişini anlatan bir tane eser çiziyor, çizmeye karar veriyor. Eserini yapıyor ve eserine iki tane melek figürü eklemeyi istiyor. Ama bunlardan birini kendi çizerken diğer melek için Leonardo da Vinci'yi görevlendiriyor ve diğer meleği Leonardo da Vinci'ye çizdiriyor. Burada bu iki meleği ekrana koyuyorum ve zaten ben bile şu an açıklamadan hangisinin Leonardo'ya ait olduğunu siz tahmin ediyor olacaksınız. Çünkü Leonardo'nun belli bir feminenine kayan bir tipi var ve bütün eserlerinde erkek ya da kadın olsun ya da cinsiyeti kimi zaman belli olmayan bile figürler oluyor Leonardo'nun. Her zaman böyle biraz daha feminine kayan bir üslubu var diyelim. Zaten eserlerini sonunda anlatırken buna da değiniyor olacağız. Ve hikayenin abartı noktasına geleyim. Bu meleği Leonardo çizip bitirdikten sonra Verrocchio geliyor. Hem kendine böyle biraz sinirli hem de öğrencisiyle gurur duyan bir edayla fırçasını fırlatıyor. Yani fırçayı atıyor artık. Öyle bir deyimleşmiş bir işte hareket mi var artık, neyse. Ve ondan sonra bir daha hiçbir şekilde hiçbir sanat eseri üretmiyor. Çünkü artık öğrencisi onu geçmiş ve daha ondan öte bir şey üretemeyeceğini düşünüyor. Ve artık Leonardo'nun ünü iyice Floransa'da yayılmaya başlıyor. Ve bu dönemde işte Medici'ler, Lorenzo de Medici onu yine himayesi ve koruması altına alıyor. Ve zaten Leonardo, Leonardo'luğunu gösteriyor.
ve hiçbir eserini bitirmemeye başlıyor. Biraz maymun iştahlılık yapıyor ve birini bitirmeden ötekine, ötekini bitirmeden diğerine geçerek ona sipariş veren insanları biraz kızdırdığını biliyoruz. Ve yine bu dönemde Florence ve Pisa arasında bulunan bir kanal için çeşitli projeler üretmeye başlıyor. Ve bunun dışında kanaldan su çekmek için çeşitli düzenekler, vinçler, değirmenler hazırlıyor. Öyle ki planların arasında bu derenin akış yönünü değiştirmek bile var. Bu tip projelerinin olduğu yüzlerce belki de binlerce skeçleri var Leonardo'nun, defterleri var. Ve bunların çoğu şu an dünyanın pek çok müzesine dağıldığı gibi büyük bir bölümü Bill Gates'in elinde. Leonardo'nun pek çok düşüncesi biraz uçuktu. Zaten döneminde de anlayacağınız üzere o bizim şu an gördüğümüz skeçlerin pek çoğunu hayata geçiremedi. Bunların arasında Floransa'da San Giovanni Kilisesi var. Bunu altına basamaklar ve düzenekler koyarak o büyük kiliseyi yükseltmek gibi planları bile var. Yani böyle şeyler yapabileceğini iddia ediyor çevresinde ve aslında öyle bir ikna kabiliyeti var ki çevresindekiler hiçbir şekilde bu planlara, iddia ettiği bu şeylere şaşırmıyor Leonardo'nun. Leonardo'nun kuşlara ve uçmaya karşı bir zaafı var, bunu biliyoruz zaten, bir uçma düzeneği bile hazırlıyor kendine. Leonardo'nun hobilerinden biri de bir kuş pazarına gidip kuşları o satıcıdan satın alıp parasını verdikten sonra o kafesi açtıktan da sonra o kuşun uçuşunu, hareketlerini, kanat hareketlerini bir bir deftere not düşmek ve bir sürü kuş çizimleri var Leonardo'nun. Şimdi Leonardo'yu belki de çok daha ünlü ve büyük bir sanatçı yapan şehirden bahsetmek istiyorum. Milano. Leonardo'nun Milano dönemi oldukça karışık. Bu yüzden kısa tutmaya çalışacağım. Milano'ya gittiğinde Sforza ailesi onu koruması altına alıyor. Ve özellikle Milano Dükü Ludovico Sforza onun yanına alıyor. Burada ufak bir ara verip Milano'ya gelmeden önceki Sforza'lara yazdığı bir iş başvuru mektubundan, bir CV'den bahsetmek istiyorum. Milano'da çok çok değerli işler yapıyor ki zaten bunların başını son akşam yemeği freski çekiyor bildiğiniz üzere. Her zaman yaptığımız gibi eserin detayına videonun sonunda iniyor olacağım. Ama sadece şunu şimdiden bahsedeyim. Bu eseri Leonardo çok zahmetlerle, çok zorlukla bitiriyor. Aslında şunu biliyoruz biz, Leonardo ufak bir fırça darbesi çizip, ki bazen onu bile çizmeyip, karşısına geçiyormuş ve sadece saatlerce, günlerce o figürü izliyormuş. Yani artık o sipariş veren o kilisedeki insanları bile bıktırmış. Kiliseden ziyade aslında bir manastır ve manastırın baş rahibinin Leonardo'ya biz çok kızdığını artık ve bu işten bıktığını biliyoruz. Şimdi aslında ben Leonardo'nun Milano dönemini araştırırken çok enteresan, biraz hüzünlü bir hikayeyle karşılaştım. Onu sizle paylaşmak istiyorum. Daha videonun en başından annesine dair Katarina dışında, yani ismi dışında bir şey bilmediğimizden bahsetmiştim. Fakat birkaç yıl önce Milano arşivlerinde bulunan bazı belgeler Leonardo'nun Milano'daki özellikle yaşamı için çok önemli veriler ve bir bilgiler sundu bize. Leonardo'nun notlarında, bütün notlarından bahsediyorum, annesi Katarina'nın ismi yalnızca 4 defa geçiyor. Ama bunlardan en önemli 2 tanesinden şimdi bahsedeceğim. İlk olarak 16 Temmuz 1493 Katarina geldi. Bu bir cümle. Leonardo'nun defterinde bu yazılı. Ve bundan hemen sonra annesinden bahsedildiği bir diğer notta bir takım cenaze masraflarıyla karşılaşıyoruz. Ve burada ufak bir ayrıntı var. Ekrana da bizzat Leonardo'nun yazdığı şekliyle koyuyor olacağım. Beni biraz hüzünlendirmişti. Ölüm masrafları diye bir liste yapıyor. Ondan sonra ölüm kelimesini biz karaladığını görüyoruz Leonardo'nun. Ve ölüm anlamına gelen morte'yi karalayıp yerine defin kelimesini yazıyor. Yani defin masrafları olmasına karar veriyor o listenin başlığının. Ve Leonardo'nun bu cenaze masraflarını annesi için yazdığını biliyoruz. Çünkü tam o sırada Milano'nun devlet arşivlerine de baktığımızda bulunan veriler Katarina diye bir kadının öldüğü verisiyle aynı zamanda eşleşiyor. Ve Leonardo'nun İstanbul'la da bir bağlantısı var. Bir Galata Köprüsü projesi yapmak istiyor. İkinci Beyazıt o dönemki Osmanlı Padişahı ve Osmanlı Padişahı'na bir mektup yazıyor. Fakat biz bu mektubun Osmanlıca tercümesi Topkapı Sarayı'nda bulunuyor, arşivlerinde bulunuyor. Onun altında şu notun düşüldüğünü görüyoruz. Bu mektup Temmuz ayının 3'ünde yazılmış ve yazılış tarihinden 4 ay sonra ele geçmiştir. Yani sonuç olarak Leonardo ne yazık ki Galata'ya bir köprü yapamıyor. Yapsaymış aslında çok çok güzel olurmuş ama zaten yaptığı planlara bakıldığında bunun yine pek fazla diğer düzenekleri gibi çalışmayacağı hani öngörülüyor. Ve çok çok kısa bir şekilde Fransa döneminden de bahsettikten sonra eserlerine geçelim.
1516'da saray ressamı olarak 1. François'nın yanına gidiyor. Bu dönemde aslında bu Fransa kralı 1. François'nın sanatçıya bir şato vermesinden sanatçıya ne kadar değer ve önem verdiğini anlayabiliriz. Leonardo artık çoğu coğrafyada tanınan bir isim olmaya başlıyor. Bu arada ben video boyunca çok fazla uzatmamak adına girmedim. Papa 6. Alexander'ın oğlu Cesare Borgia'nın himayesi altında da çalışıyor. Özellikle onun himayesi altında savaş düzenekleri, yani bir savaş mühendisi, askeri mühendis olarak onun altında çalışıyor. Aslında çok enteresan, Sforza'lar ve Cesare Borgia kanlı bıçaklı bir düşman. Bu dönemi ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Çok enteresan şeyler var. Hatta bir dönem Machiavelli, Cesare Borgia ve Leonardo da Vinci'nin yolları kesişiyor. Ve biz aslında Papa ordusunun başındaki bir adamın, yani çok cani bir adamın dönemindeki Cesare Borgia, çok enteresan bir adam, mutlaka araştırın. Bir yandan Machiavelli gibi bir filozofun ve Leonardo da Vinci gibi bir sanatçının yollarının kesiştiğini görüyoruz. Çok enteresan bir dönem. Onlara girmiyorum dediğim gibi video çok uzamasın diye. Ve Leonardo son yıllarını Fransa'daki şatosunda geçiriyor ve burada hayata gözlerini yumuyor. Ve 1519 yılında öldüğünde Amboise şatosundaki şapele gömülüyor. Şimdi Leonardo'nun nasıl biri olduğundan, biraz fiziksel, biraz kişisel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu hayatını anlatırken o akışı pek bölmek istemedim. Çağdaşlarının ve özellikle Vasari'nin aktardığına göre Leonardo oldukça uzun boylu, karizmatik, atletik bir yapıya sahipti. Giyim kuşamına ve dönemin güncel modasına oldukça önem veriyordu ve çok fazla dikkat çeken bir adamdı. Muazzam bir sunum becerisi ve ikna kabiliyeti vardı ki o kadar uçuk fikirlerini bile insanlara her zaman kabul ettirebilirdi ve onları inandırabilirdi. Çok nazik ve cömertti, çok yardımseverdi, çevresindeki insanlara sürekli yardım eli uzatırdı ve insanlar onunla saatlerce muhabbet etmekten çok keyif alırlardı. Çok esprili, çok şakacı biriydi. Ve ileriki yaşlarında resimlerinden de bildiğimiz üzere, portrelerinden bildiğimiz üzere saçını ve sakalını iyice uzattı ama yine de onlara çok çok iyi bakıyordu. Güçlü bir adamdı ve muazzam bir el becerisi vardı. Hatta çok iyi kılıç kullandığı bile söyleniyordu. Ve yine videonun içinde bahsetmedim, burada değineyim. Bir anatomisti ve resminde tek bir mimiye, bir kas hareketini mükemmel bir şekilde betimleme kaygısı olduğu için insan vücudunu inceledi. Bir şekilde merakını doyurmaya çalıştı. Onlarca kadavra üzerine çalıştı ve bitmek tükenmek bilmeyen her disipline, her şeye, özellikle de doğaya karşı bir merakı vardı. Leonardo aslında bize diğer Rönesans sanatçıları kadar somut, ele tutulabilen öyle onlarca eser bırakmadı. Daha sınırlı sayıda eser bıraktı bize. Ve kimi zaman hala bir bulunan bir esere Leonardo yakıştırması yapılıyor. Onun atölyesinden çıkma yakıştırmaları yapılıyor. Ama net bir şekilde bize bıraktığı eserler diğerlerine göre tabii ki daha az. Ama biz onu zaten kendisi de kendisini bir ressam olarak tanımlamıyordu. CV'de ne diyordu? Ben resim de yapabilirim diyordu. Yani her şeyi sıralıyordu ve isterseniz ben resim de yapabilirim diyordu. O bir ressam değildi, o bir Rönesans adamıydı, bir homo universalisti. Düşünceleri, bitmek tükenmek bilmeyen merakı, her disipline olan hakimiyeti, aslında bunların tümü bizi Leonardo'ya ulaştırır. O zaman şimdi Leonardo'nun eserlerine geçelim. Üzerine pek çok çıkarımın yapıldığı, pek çok komplo teorinin üretildiği bu eserden ilk etapta hızlıca bahsedip geçmek istiyorum. Çünkü aslında arka planında hiç de o kadar komplike şeyler yatmıyor. Portre, hümanizmle gelişen bir tür. Orta çağ boyunca kullanılan tempera tekniği yerine Leonardo yağlı boyayı tercih ediyor ve daha derinlikli bir portre ortaya çıkıyor. Bu eseri önemli yapan bir diğer özellik Leonardo'nun sfumato tekniği kullanıyor olması. Bu teknikle beraber keskin dış çizgiler resme yedirilmeye başlanıyor. Böylelikle daha yumuşak ve buğulu bir görüntü ortaya çıkıyor. Ve bu tekniğin en bariz görüldüğü eserlerden biri zaten şu an karşımızda bulunan Mona Lisa. Peki kim bu kadın? Floransalı bir kumaş tüccarı olan Francesco del Giocondo'nun karısı Lisa Gherardini. Bu siparişi hala net olarak kimin ve neden verdiğini bilmiyoruz. Tablo üzerinde ne kadar çalıştığını da bilmiyoruz Leonardo'nun. Bir yoruma göre kızının ölümünden hemen sonra bir bebek dünyaya getiriyor bu kadın ve o zaman bu sipariş veriliyor. Başını saran ince tül bu yüzden bir yaz perdesine işaret ediyor olabilir. Yüzündeki ifade de bundan dolayı belirsiz, hafif buruk bir ifade var. Sadece şunu biliyoruz, Leonardo bu tabloya gerçekten çok önem veriyor. Gittiği her yere uzun bir süre boyunca bu tabloyu taşıyor ve üzerinde gerçekten çokça vakit harcıyor. Başta da değindiğim gibi bu eserin arkasında yatan herhangi şeytani bir müzik ya da resmin arkasında yine yatan herhangi şeytani bir kod, bir sayı düzeni bulunmuyor.
Peki bu tablo neden bu kadar önemli? Ya da neden Paris deyince aklımıza Eiffel Kulesi'nden sonra direkt Mona Lisa eseri geliyor? Mona Lisa tablosu 1911 yılında gerçekten ilginç bir hırsızlıkla karşı karşıya kalıyor. Bir İtalyan milliyetçi bunu Louvre Müzesi'nden çalıyor. Bir süre çalındığının bile farkına varmıyorlar müze görevlileri ve tablonun ortada olmadığı anlaşılınca birkaç şüpheliği nihayet sorgulamaya başlıyorlar. Ve bu isimlerin arasında Pablo Picasso bile var. Bunun nedeni de şu, Picasso'nun yakın dostu olan Gary, Louvre'dan ufak heykelcikler kaçırarak satıyordu ve bunlardan iki tanesi Picasso'nun elindeydi. Picasso bizzat para vererek arkadaşından Louvre'dan çaldığı eserleri satın almıştı. Bu yüzden direkt oklar Picasso'yu gösteriyordu. Epey uzun süren bu sorgu döneminin ardından 2 yıl sonra çalan kişi bulundu. Hırsız bir İtalyan milliyetçisi olan ve bu tablonun aslında onun ülkesine ait olduğunu düşünen Vincenzo Perugia'ydı. Ve adamın tek kaygısı bu eseri ana yurduna yani İtalya'ya geri götürmekti. Şu an bu videoyu izliyorsanız zaten bu konuda belli bir ilginiz ve birikiminiz vardır ve karşımızda duran bu tabloyu en az 50 yerden izlemişsinizdir veya araştırmışsınızdır. Bu yüzden değinmek zorunda olduğum için Leonardo'nun belki de en önemli eseri olduğu için en ana hatlarıyla değinmeye çalışacağım. Yine diğer Mona Lisa ve diğer aslında pek çok Leonardo eseri gibi İnsanların arkasında pek çok şeytani mesajın yattığını düşündükleri bir eser. Ama bu da öyle bir eser değil. Ya da aslında bunun hakkında yine pek çok anlatılan hikaye var. İşte Leonardo buradaki ihanet eden Judas'ı çizmek için bir hapishaneye, bir suçlular yerine gidiyor. Ve o dönemki şehrin en suçlu, en kötü kalpli insanını buluyor gibi anlatılan pek çok hikaye, pek çok şehir efsanesi var. Ama ben gerçekten kayıtlara geçmiş ve daha bilimsel açıdan yaklaşmaya çalışacağım ve bu noktalara değineceğim. Bu eser Milano'daki Santa Maria delle Grazie Manastırı'nın duvarında yer alan bir fresk. Manastırın o dönemde kullanılan yemekhanesine yapılan bir fresk. Gözlerimizin de ilk olarak çarptığı, direkt olarak matematiksel olarak da direkt merkezde olan figür İsa. Ve çevresinde de 12 havarisi var. Bunlardan biri İsa'ya o gece ihanet edip onun yerini Romalılara bildirecek olan kişi yani Judas ya da Yahuda. Esere biraz perspektif açısından, biraz matematiksel açıdan bakalım. Biz şu an günümüzde de o odaya girdiğimizde, bu eserin tam ortasından esere doğru baktığımızda duvardaki bu fresk adeta odanın oraya kadar uzadığını bize rahatlıkla hissettirecektir. Yanlar, tavanlar ve arka plandaki pencereler tamamıyla simetriktir. Ve Leonardo burada kutsal hareler kullanmak yerine arkadaki 3 aydınlık pencereyle ki ortadaki büyüktür ve İsa'yı bize daha çok gözümüze çarpar bir hale getirir. Bu 3 aydınlık pencereyle ortama o kutsallığı katmıştır. Ortada İsa olacak şekilde kalan 12 figür tamamen üçerli gruplar halinde bölünmüştür. En sola baktığımızda üçlü grubun birbirine daha yakın olduğunu görürüz ve teker teker üçlü şekilde sağa doğru geldiğimizde yine daha çok birbirleri arasına kaynaşan, birbirleriyle adeta daha fazla iç iç olan üçlü figürleri görürüz. Ve o meşhur söz burada söyleniyor. Bu akşam aranızdan biri bana ihanet edecek diyor İsa ve aslında o suratındaki dinginlikle hani biraz sonra zaten ölümle kavuşacağını kabul etmiş bir ifadeyle bu huzuru görebiliriz. Diğer pek çok son akşam yemeği freskinde Yahuda direkt olarak gözümüze çarpardı. Ya masaya eğilmiş bir şekilde ya da herhangi bir şekilde masanın diğer köşesinde bulunurdu. Ama burada Leonardo o ihanet halini ekmeğe aynı anda uzanma hareketiyle vermiştir. Ve zaten Romalılardan aldığı rüşveti temsil edercesine Yahuda diğer eliyle yani ekmeğe uzanmadığı eliyle bir para kesesi tutar. Ve burada aranızdan biri bana ihanet edecektir'den sonra havarilerin zaten ben mi, bu kim olabilir şeklinde birbirlerine sorgulayan bakışlar ya da kendini sorgulayan bir ifadeyi havarilerin suratlarında görebiliriz. Burada bir diğer tartışma konusu olan figür ise İsa'nın sağındaki yani bize göre resme baktığımız yöne göre İsa'nın solunda olan figür biraz daha feminen gözüken figür. Aslında Meczel-i Meryem değildir böyle nadir yorumlar bunu söylese de. O Aziz Yahya'dır, Yuhanna'dır, İncil yazarı olan Yuhanna'dır ve zaten tarih boyunca Orta Çağ'da da ya da Rönesans'ın diğer eserlerinde de Yuhanna figürüne baktığımızda daha genç bir havari olduğu için biraz daha güzel yüzlü, biraz daha belki de feminine kayan bir figür olarak betimlenmiştir. Yani o kişi Meczel-i Meryem değildir. Bu eser aslında birkaç yüzyıl sonra muhtemelen tamamen dökülmüş olabilir çok sağlam bir restorasyon işlemi geçirmediği takdirde. Çünkü Leonardo da Vinci bu fresk yerine
kendi tekniğini kullanmayı seçtiği için, bu başka bir yol denemek istediği için bu eser daha kendi bile hayattayken dökülmeye, bozulmaya başlıyor. O yüzden günümüzde epey bir restorasyona rağmen artık Leonardo'nun fırça darbelerini görmemiz biraz daha zamanla zorlaşmaya başlıyor. Leonardo'nun en bilinen resimlerinden olup Rönesans'ında en önemli portrelerinden olan Kakımlı Kadın var sırada. Karşımızda duran bu güzel kadın Cecilia Gallerani. Milano Dükü Ludovico Sforza tarafından sipariş edilen bu portrede tüm ihtişamıyla yerini alan bu genç kadın Dük'ün metresi. Eğitimi ve güzelliğiyle Dük'ü etkilemiş, sarayda çalışan babası aracılığıyla Dük'le tanışma fırsatı bulmuştur. Eserde antik Yunan sanatından Rönesans sanatına taşınan kontraposto duruşundan söz edilir. Kadının vücudu sola dönükken başı zıt yöne sağa doğru çevrilmiştir. Başındaki ve boynundaki aksesuar o dönemki kadınların kullandığı aksesuarlardı. Ama bu kadın soylu olmadığı gibi bu aksesuarlardaki sadelik oldukça ön plandadır. Bu kadın elinde bir hayvan tutmaktadır ve bu hayvan gelincik ile aynı familyadan olan kakımdır. Kakım durağan bir pozisyonda değildir. Kadının kucağından kaçıp gidecek gibidir. Ama yine de kadın onu narin bir şekilde kavrar. Bu hayvan o dönemde soyluların, sarayların beslediği bir hayvandı. Bu yüzden kadın her ne kadar soylu olmasa da bu hayvanın kompozisyonda olması ona asalet, soyluluk ve saflık katar. Kakım aynı zamanda hamileliğin sembollerinden biridir. Ve Dük'ten bir çocuğa gebe olan genç kadını da sembolize ediyor olabilir. Çocuk İsa, Meryem ve Meryem'in annesi Anna'yı işlediği bu eser, Mona Lisa gibi Leonardo'nun en sevdiği ve sürekli yanında taşıdığı bir eserdir. Bu yüzden bu eseri Leonardo öldükten çok sonra keşfedilmiştir. Kutsal metne ve metnin alegorilerine sahip değilsek bile bu eserde sıcak, huzurlu bir aile ortamının olduğunu hissedebiliriz. Orta Çağ boyunca kutsal aile diye anılan resimlerde daha çok İsa, Meryem ve Yusuf resmedilirdi ve kompozisyonun üstünde ışığıyla figürleri aydınlatan kutsal ruh bulunurdu. Bebek İsa ellerinin arasındaki kuzuyla oynuyor. Meryem ve Anna adeta iç içe geçmiş, üst üste binmiş figürler olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu resmi önemli kılan da budur. İki anne figürü. Herhangi bir coğrafyaya işaret etmeyen, neresi olduğu anlaşılmayan manzara bu eserde de diğer Leonardo eserleri gibi yerini almış. Sfumato tekniği yine bu resimde kullanılmıştır. Sigmund Freud bu eser hakkında şöyle bir yorum getirmiştir. Evlilik dışı bir çocuk olup annesiyle yeterince büyümeyen bilinçaltını işaret ettiğini gösterir. Öyle ki kompozisyonda bir değil, iki anne yer almaktadır. Leonardo da Vinci'nin muhtemelen son yağlı boya tablosu, Vaftizci Yahya. O döneme dek bildiğimiz klasik Aziz Yahya betimlerinden oldukça uzak. Normalde Vaftizci Yahya'yı daha saçı sakalı karışmış, nispeten kirli bir şekilde görürdük. Burada klasik bir Leonardo formuna girmiş. Yine ilk bakışta daha feminen gözüken bir havası var. Tıpkı Mona Lisa'daki gibi gülüşünün altına yatan hissi çözemediğimiz bir eser. Vaftizci Yahya, Hristiyan inancı için en önemli figürlerden. İsa'yı da vaftiz etmiş. Hristiyanlıkta vaftiz, günahlardan arınmayı ve ruhun kurtuluşunu temsil eder. Bu yüzden Vaftizci Yahya parmağıyla yukarıyı, cenneti göstermektedir adeta. Bu resimde chiaroscuro tekniğinden bahsedilebilir ki bu Leonardo'nun sıklıkla başvurduğu bir tekniktir. Kısaca zıtlıkların ışık ve gölge ayrımının vurgulandığı bir metottur. Gölgede kalmış, buğulu bir mekandan bize doğru gelir gibidir Vaftizci Yahya. Diğer elinde ise görmek oldukça zor olsa da kamıştan hacını tutmaktadır.